Kongo Şakadim yani hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber ikinci dönemde tarihe nasıl çalışılmalı ile ilgili böyle kafamızda soru işareti olan unsurları ele alacağız. Bunları değerlendireceğiz ve özellikle sizlerin sorularını da cevaplamaya çalışacağız. Hemen bakalım kimler yorum yaptı, bizler bunlara nasıl cevap verelim? Melek Bilen demiş ki, merhaba hocam, tarihte gelsin taktik falan yok mu? Tarihte ben tarih yapamıyorum diye demiş. Risa demiş ki, nasıl kolayca tarih anlayabilirim demiş. Rosemon ise, hocam ikinci dönem tarih derslerinde neler var? Nasıl çalışmamız lazım? Birinci dönem düşük geldi, ikinci dönem tarihi yükseltmek istiyorum diyecek. O zaman ne yapalım? Beraber bunu yükseltelim. Neler yapalım? Neleri görelim? Bunlardan bahsedelim. Şimdi ikinci dönem tarihte neler var? Önce bundan başlayalım. Şimdi elinde Dinamo Soru Bankası veya sıfırdan ona kitabımız bulunanlar için özellikle ünite bağlamında da ifade edelim. Biz birinci dönemde ağırlıklı olarak müfredatta nelere baktık? Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sini inceledik. Birlikten Devleti Osmanlı siyasetine baktık ve devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler bizim için müfredatta geçerli ilk üç üniteydi. Şimdi ikinci dönem babalık konular geliyor artık. Çünkü artık böyle Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler çok önemli isimler. Birlikten Devleti Osmanlı medeniyeti kısmıyla kültür medeniyeti ele alacağız. İşte dünya gücü Osmanlı'yla artık işte bu önemli hükümdarların dönemlerini göreceğiz. Sultan ve Osmanlı Merkezi Teşkilatı'yla hemen İşte Fatih Kanuni dönemlerini bitirdikten sonra işin teşkilatlanma medeniyet kısmını göreceğiz. Klasik çağda Osmanlı toplum düzeniyle de bizim için dönem bitmiş olacak. Aslında ikinci dönem dikkat ettiğiniz üzere böyle 3-4 tane üniteyi içerisinde barındıran bir dönemi kapsıyor. Bu yüzden bu kapsamları bilmek gerekir. Peki bizim için bu baktığımız konular minvalinde hangisi en çok önem arz ediyor derseniz işte şu. Dünya gücü Osmanlı. Bizim için çok önem arz eden bir kısmı barındırmaktadır. Dünya gücü Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, işte Yavuz Sultan Selim bu dönemleri kapsayan Osmanlı'nın doğuda ve batıda üstünlüğünün sağlandığı bir dönem kastedilir burada. Buradaki minvali iyi öğrenmek, soru tarzlarını, bakış açılarını, bilgi niteliklerini iyi öğrenmek adına da direkt sizlerle videolarımızda sizlere destek vereceğiz. Aynı zamanda sizlere bu konuda da çok güzel videolarla, kitaplarımızdaki güzel kısımlarla, gerek sıfırdan ona tarihte, gerek Dinamo Soru Bankası'ndaki önemli niteliklerle de bu hani eksikliğinizi gidermeye çalışacağız. Gerek ikinci dönem birinci yazıda, gerek ikinci dönem ikinci yazıda çok güzel notlar alabilmek için de güzel yazılar planlayacağız. Hani sizler bunları rahat bir şekilde yapın diye. Onu da söyleyelim. Peki en güzel sorulardan biri merak edilen. Hem okul hem üniversite sınavında çıkma ihtimalleri bunların var mı? Var. En baba kısımlardan birinden bahsediyoruz. Niye? Çünkü işte az önce bahsetmiş olduğum dünya gücü Osmanlı ünitesi, Osmanlı ve kültür medeniyeti bağlayan kısımlar. Mesela şunlar var ya, üniversite sınavlarında patır patır geliyor. Birlikten Devleti Osmanlı medeniyeti olsun, Sultan ve Osmanlı Merkezi Teşkilatı olsun. Mesela Topkapı Sarayı ile ilgili, kanunnamelerle ilgili veya Osmanlı millet sistemi ile ilgili son sınavlarda hatta üniversite sınavlarında soruların geldiğini biliyoruz. Bu yüzden bu soruların geldiğini bildiğimiz için de biz mesela bu ünite sonlarına ne yaptık? Yazılı provalarından önce hemen ÖSYM tarzı sorular koydu bakın. Bu ÖSYM tarzı sorular ÖSYM'nin çok eski sınavlarında ve yeni sınavlarında çıkan soru formatları dikkate alınarak hazırlanan sorulardı. Bu yüzden bu soru formatlarını dikkate alarak bakın dikkat edin sadece 10. sınıfta bunları öğrenmiyorsunuz. Yarın bir gün üniversite sınavlarında da siz bunları çözebilecek ve görebileceksiniz bağlamına götürmeye çalıştık. Hani böylece sizi hem okuldaki yazılı notlarınızda yüksek almanızı sağlayabilecek hem de üniversite sınavlarında hazır olarak gitmenizi sağlayabilecek bir niteliği açtık. Çünkü bunları zamanında ne kadar iyi yaparsan işte lise 4'e geldiğin zaman 12. sınıfa geldiğin zaman hani kendini böyle dershanelere, ayrı kurslara, şunlara bunlara götürme ihtimalini azaltır. Çok hazır bir halde kendini sürece götürmeye çalışırsın. Zaten ben sizleri, siz 11. sınıfı bitirince nereye götüreceğim? Kampüs kanalımıza götüreceğim. Kampüs kanalında artık sizleri böyle üniversiteye hazırlamaya gayret edeceğiz, tamam mı? Bu bağlamda hani konularımızı, niteliklerimizi, alanlarımızı, unsurlarımızı görmeye çalıştık. Bunları ifade ettik. Ha, bunlara dikkat edeceksiniz. Bunlarla beraber söylemem gereken bir iki şey daha var. Hani tamam biz bunları size sağlıyoruz, bunları veriyoruz ama bireysel olarak sizin neler yapmanız lazım? Bir, tarihe çalışırken kısa notlar halinde mutlaka notlarınızı oluşturun. Hani uzun uzadıya kitap düzeninde yapmayın bunu. Notlarını oluşturacaksın. Not en önemli unsurlardan biri. İkincisi, mutlaka video dersleri izlemeyi ihmal etme. Çünkü okuldaki dersleri tekrar etme fırsatın olabilir mi? Hocam ben hani az önce kısmı anlayamadım. Dur videoyu geri saracağım diye bir şey olabilir mi? Olamaz değil mi? Bu yüzden video dersleri de bizim buraya size sağladığımız video dersleri de dikkat etmeyi unutmayın. Ve üçüncü en önemli aşamada ise soru. Yani soruyla desteklenmeyen bilgi oturan bilgi değildir. Bu yüzden sen bu üç çatıyı da
iyi bir şekilde yaparsan derste başarıyı sağlamak bizim için daha kolay bir unsur olur. Yani biraz daha dikkat, biraz daha unsur. Buraya ayırabileceğin yarım saatlik, bir saatlik bir süre bile rahatlıkla tarihin üstesinden gelmene fırsat sağlar diyelim. Tamam. Evet, siz hangi konuda sıkıntı yaşıyorsunuz? Sıkıntı yaşadığınız konuları alta yazın. Biz ilerleyen derslerimizde, bu aspirin videolarımızda onlara çare bulalım. Kendinize çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hoşça kalın.